Mutfak bloğundan herkese selamlar, sevgiler. Mutfaktayım, yemek yapıyorum. Ne yemek yapıyorum? Etli fasulye yapacağım. Bir de fasulyelerimi böyle temizledim ben daha önceden. Biraz daha temizleyebilirim. Az olmuş. Böyle hazırlık yapmıştım. Güya yapamamışım tam. Birazcık da geri kalanı da dolaba atacaktım. Bir de biftek vardı. Onu salçalı yapacağım. Soğanlı salçalı. Domatesli biberli değil. Şöyle birkaç tane daha koyayım. Canan abla da yaptığım yemeğin etli ve fasulyelisini yapacağım. Bizim hani orada hani baktım çoğu herkes bilmiyor bunu. Daha önceden de yapmıştım ben. Böyle etli fasulyeli yemek çok güzel olur ve biz bunu hani güveç kaplarda da yapıp fırında da pişiririz. Ama ben normal tencerede pişireceğim. Önce bu yemeği ocağa atayım. Sonra etime bakarım. Birden eğilip kalkmıyor. Kafama böyle bir şey sokuldu. Fasulyelerimi temizledim. Yıkamıştım zaten. Bir kere daha yıkıyorum. Şöyle. Patateslerimi, soğanlarımı da soyayım. Soğanımın bir tanesini şey için soyayım. Et yemeği için. Bir tanesini de fasulye yemeği için. Böyle şimşek gibi aydınlanıyor hava gibi. Işık mı fark edemedim. Yağmur yağacak sanırım. Yandım. Uzun zamandır video çekerken soğan soymamıştım. Video aralarında falan. Uzun zamandır da hiçbir soğan beni böyle yakmamıştı. Sevilay'ın mutfakta gözyaşları gibi bir şey oldu bu ya. Abo ne yaktı soğan? Fena oldu bu ha. Ben normalde hep soyuyordum soğanlarımı ya da hani hiç böyle yakmıyordu. Sevilay'ın mutfakta dayanılmaz gözyaşları. Sarımsak bunun için sevmiyorum işte. Ağlatıyor beni. Sizi ağlatıyor mu? Soğanı doğramaya korkuyorum şu anda. Şuraya tenceremi ayarlamıştım zaten ben. Yemekli soğanlarımı doğrayayım. Gözüm görmüyor ki ya, ince mi kalın mı?
oldu aynısı. Göktuğ, hava durumuna baktıracağım. Baksana bir İstanbul hava durumu diye. Yağmur mu bekleniyor? Bir bakayım. Böyle hava aydınlanıyor. Şimşek gibi. Bakayım Göktuğ. Efendim? Yağmur? Yok. Yağmurlu göstermiş. Şey ya, göktaşı diye bir şey düşüyor diyorlar hep böyle. Belki odur. Bilmiyorum. Yok canım, o değil. Göktaşı başka yere düşmüş. Allah korusun hepimizi. Belki ilerlerde, şimdi Gazi Osman Paşa'ya göre belki oralarda şey var. Hayır ya. Yağmur. Daha ne mi? Evet. Şöyle azıcık etim vardı. Yemeğimi onu koyacağım. Tabii ki etimi yıkayacağım. Soğanla etimi kavuracağım. Et böyle yemeğin içinde de çok seviyor eti. Etle soğan böyle kavrulsun. O sırada ben de patateslerimi doğrayayım. Bugün ümite yemek olarak ekmek arası domates, peynir, salatalık yaptım. Verdim. Dünden yemeğim yoktu. Bu da kalsın. Tekrar yıkayayım patateslerimi. Patatesim de hazır burada. Ben şimdi bunu buraya alabilirim. Benim diğer kumam neredeydi? Ay, bacağım buldum. Dolaşmak lazım. Böyle tavamı ocağa aldım. Yani şu etimi de bir etimle soğanımı da haber alayım. Şimdi 6 parça etim vardı. Bunları da yıkayacağım şimdi. Şöyle buradan geçmiş olsun. Bugün protein ağırlıklı şöyle tavamıza sıvı yağ koyuyoruz. Ama bir soğan yetmeyecek, bir tane daha. Şu şekilde etlerimi diziyorum. Tabii şu sesten bunun sesini duyamıyorsunuz şu anda siz. Ben duyuyorum ama. Ben bu kalaya göre bir
tane Osmanlılık yedim ben. Soğan koymaya korkuyorum şu anda. Yemeği aynı anda yapmayı çok seviyorum ben. Yarı kana salçası, bir yemek kaşığı ana salça, bir de şimdi şöyle et için salçalı yapmam gerekiyor. Onu da yapayım. Ona tabii çok salça değil. Bu kadar. Bir tatlı kaşığından birazcık fazla sıcak suyla açacağım onu. Ve salçasını da ayarladım. Maşallah. Yemek videosu çekmeye özlemişim. Şu anda onu fark ettim. Şöyle kontrollü bir şekilde mizu verelim. Etimizde salçamızda kavrulsun. Salçası kavrulan yemek her zaman daha lezzetli olur. Biraz daha kavrulsun. Hemen şu fasulyeyi bir kat daha yıkayacağım. Üçüncü yıkamam. Şöyle sallaya sallaya. Fasulyelerimi ilave ediyorum. Birkaç dakika fasulyeyle et kavrulsun. Ben de diğer etimin soğanlarını çok küçük doğramayacağım, soğanları böyle üzerine iri iri şu köpük köpük suyunu çekecek. Onu bekliyorum. Fasulye yemeğinin suyunu ilave edeyim. Suyunu ayırmak. Biraz üzerinin geçene kadar. Tuz falan hiçbir şey atmadım daha. Ağzımı kapatıyorum. Bunlar nereden neymiş? Bunlar da güzel güzel. Bir kat daha çevirelim. Bu
bunlar bunun. Şurada biraz fasulyem var, buzluğa atılacak. Onları da ayarlarım biraz sonra. Soğanları ilave ediyorum. Soğanlar çok güzel lezzet veriyor. Sarımsak da tabii ki ama ben soğan tercih edeceğim bugün. İri iri soğanlar. Sesleri duymaya başladık. Şimdi salçasını ilave ediyorum. Aynı ölçüde de bir bardak su ilave ediyorum. Bunun üzerine en son kekik ve tuz. Başka hiçbir şey yok. Bu böyle bir salçalı biftek diye geçiyor. Böyle pişsin bunlar. Ben de mutfağımı toparlayayım. Yemeğimi yaptım. Bu arada bir makine beyazlı çamaşırım vardı. Balkonda onu topladım. Bir tane böyle açık renkler, koyu renkler vardı. Onu attım. Yarım saat attım. Onu çok uzun programa atmadım. Şimdi size ne göstereceğim. Böyle fasulye yemeğimi ve etimi göstereceğim. Tabak seslerini hiç hesaba katmamıştım. Ay dışarıda var ya fena. Yağmur gelecek. Geliyor yani yakınlarda. Şimdi öncelikle gelelim fasulye yemeğimize. Evet, ne oldu? Şöyle bir karıştırayım. Şöyle. Dumanı üzerinde. Bu bir. Hiç acele etmiyorum. Kapatıyorum. Kekik ile tuzumu da koydum etlerime. Şöyle. Bir. Bizde böyle. Sunumlarımı bu şekilde. Bir de yakından görelim. Salçalı biftek yemeği. Bu da fasulyeli et yemeğim. Şöyle fasulyeli et yemeğimi böyle. Ay aman. Nasıl ses çıktı öyle? Şöyle göstereyim. Et yemeğim de böyle. Aynısı.
Bize afiyet olsun. Göktuğ, tadımı yapmak ister misin? Olur. Gel. Al tabağı, oraya geç. Ya, soğukmuş. He? Ay sıcak. Ay ben de diyorum, bu ne diyor? Hadi bir tadım yap. Yap yap. Yandın mı çok, dur bir. Etin nasıl piştiğini. Yandı. Sanki bir şey koymuş yığı. Gibi güzel. Değil mi? Anca. Şu an ağzım yandı, hiç konuşamıyorum. Özür dilerim. Büyük verdim. Görünmüyor. Gök görülüyor. Gök'ün gözleri kocaman oldu. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Beğendiğine sevindim. Bana bir kapanış konuşması yap. Ben de buradayım. Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Bizimle kalın. Annemin tariflerini evde denemeyi unutmayalım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.